Merhaba arkadaşlar. İnşallah iyidirsiniz. Allah sağlık sıhhat versin. Bugün sizlerle mermer görünümlü sehpa boyayacağız. Nasıl boyanır onu göstereceğim. Bu sehpam benim fazladan yukarıda terasımda duran bir sehpa. Üzerini nasıl değerlendireceğim hakkında bir fikir hiç düşünmemiştim. Ne yapacağımı karar vermemiştim ama son zamanlarda baktım ki mermer görünümlüler çok moda. Size de nasıl boyanır onu bir göstermek istedim. Şu şekilde küçük bir sehpa arkadaşlar. İşimize siyah rengimizle başlıyoruz. Çalkalıyoruz boyamızı arkadaşlar. Boyamızı açtık. Boyamızı döktük arkadaşlar. Fazla bile döktüm. Biraz da tekenden yapıyorum bugün. Şimdi fırçamın ucunu ıslattım. Fırçamın içerisine su koymadım arkadaşlar. Şu şekilde. Ben bunu aynı saksı gibi bekletmeyeceğim. Kuruduktan sonra durumuna göre ikinci katını atacağım. Görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde sehpamın her tarafını ilk önce siyah rengi boyayacağım. Eğer ikinci katı atmam gerekirse şöyle 1-2 saat kurutup ondan sonra ikinci katını atacağım. Fırçanızın ucu kurudukça hafif nemlendirin, ıslatmayın, nemlendirin. Fazla suyunu bir peçete yardımıyla ya da bir kağıt yardımıyla alın. Daha sonra boyaya tekrar sürerek devam edin arkadaşlar. Zaten çok çabuk kuruyan bir boya. Önemli olan tutması. Bugün benim terasım çok sıcak ve çok hızlı kuruyacağını düşünüyorum. Biraz da akşam olmak üzere. Bugün yoğun bir gündü benim için. Biraz video çekmek için geç kaldım size. Eğer yetişirse ben bugün videomu yükleyeceğim. Ve kenarlarını boyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Demiri de paslanmış. Aynı şekilde demirini de siyaha boyayacağım. Şimdi tekerle çektiğim için biraz halinden zorlanıyorum. O yüzden şimdi kamerayı durdurup devam edeceğim. Arkadaşlar sehpanın ayaklarını görüyorsunuz. Çok paslı. Şöyle de göstereyim. Şimdi ben bu ayakları da boyuyorum arkadaşlar. Size şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani sadece ben bunu boyuyorum ama mesela evinizde mutfak masanızın ayakları çeliktir. Paslanmıştır. Onları da bu şekilde istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bir paslanmış. Şu şekilde. Bunu özellikle göstermek istedim. Yenilemek için harika bir yöntem. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde boyuyoruz. Demir olan her şeyi bu şekilde boyayabilirsiniz. Sıkıntısı yok. Hiç kesinlikle de bir sorun yaşamazsınız. Ben şimdi boyama devam ediyorum arkadaşlar. İlk katını attım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Güzelce de boyadım. Şimdi bu ilk kattan sonra zaten üstü kurudu. Ama ben biraz daha kurumasını istiyorum. Bu elimdeki boyalar da hemen çıkacak suyuna. O endişeniz olmasın. Ben eldivenle çalışamadığım için gördüğünüz gibi her yerini bu alt kısımlarına dahil olmak üzere boyadım ilk katını. Birazdan ikinci katını atacağım. Evet, dört kenarında görüyorsunuz. Çok eski bir sehpaydı. Biraz önce de göstermiştim. Boyamıza devam edeceğiz birazdan. Arkadaşlar ikinci katı da attım. Şimdi ben size iki şekilde nasıl mermer görünümlü yaparız onu göstereceğim.
Bunun için ben antik beyaz kullanacağım. Ama normal kar beyaz da kullanabilirsiniz. Önce yine her zamanki gibi boyamızı çalkalıyoruz. Biraz döküyoruz. Fırçamızı nemlendirdik. Üzerine batıyoruz. Ve şu şekilde böyle yite yite noktalar halinde. İlk yöntem bu arkadaşlar ama ben bunu yapmayacağım. Arkadaşlar metalik siyah kullanacağım bunun içinde. Bu şekilde fırçayla veya da spreyiniz varsa sprey boyayla bir kere fıslatarak şu görüntüyü verip üzerinde kurutup yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu yöntemi yapmayacağım. Biraz metalik siyahla normal antik beyazı karıştırıyorum. Şu şekilde. Bunu karıştıracağım arkadaşlar içinde. Ve şu şekilde. Peçeteyle de silerek. Bu görüntüyü vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar peçeteyle üzerini bir düzenleme yaptım. Tekrar siyahla, metalik siyahla üzerine. Arkadaşlar metalik siyahla üzerine gittim. Videom durmuş, orayı gösteremedim size. Üzerini güzelce tekrardan metalik siyahla giderek bu görüntüyü elde ettim. Şimdi üzerine vernik atacağız. Ben mat vernik kullanıyorum ama siz istediğiniz renkli vernik kullanabilirsiniz. Parlak vernik de kullanabilirsiniz. Yarım mat vernik de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mermer modelli sehpamız bitti. Bu şekilde yaparak eskilerimizi yeniliyoruz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.